Güzel ama buna revize istiyorum. Haftaya revize olsun. Bayağı benim beraber. Yetiştirirsin. Yetiştiremezsen olmadı. Tamam, haber verirsin. Ne oldu öyle ya? Rüzgar gibi geçti resmen ya. Yok yok. Kasırga daha doğru olur. Caner sus. Zeyno, sen iyi misin? Bak, tanırım ben seni ya. Kafana takarsın. İyi olmaya çalışıyorum işte. Nasıl takmasın Emir ya? Nasıl takmasın ya? Kız buraya geldi takata 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 makinalı tüfek gibi saydırdı durdu ya. Üstelik öldürmedi de yaralı bıraktı ya. Yok arkadaş yok. 40 yıl geçse bunun travması atlatılmaz. Böyle dandana kan destanı gibi kulaktan kulağa, nesilden nesile, ağızdan ağızda dolaşır bu ya. Ne? Caner kes sesini artık yeter ya. Bir de seninle mi uğraşayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Dost acı söyler arkadaş. Ben seni avutayım mı? Yalan mı söyleyeyim? Takma kafana mı diyeyim? Sen benim dostum değilsin. O yüzden de hiçbir şey söylemene gerek yok Caner. Ya. Bak. Alındım. Sana bilenirim haberin olsun. Ay bilenmezsen hatırım kalır. İyi, öyle olsun. Tamam, tamam, öyle olsun. Zeynep. İyi misin? Çok üzüldüm olanlara. Sağ ol. Ya Cem, biraz konuşabilir miyiz seninle? Tabii ki. Gel dışarıda bir kahve ısmarlayayım sana. Tamam. Sonra niye ofisi basıyorlar? Basarlar tabii. Yarın öbür gün bak bu Cem'in emmileri gelip de bu Aliha'nın alnının çatısından vurmazsa ben de bir şey bilirim. Ne içersin Zeynep? Sonra söylesek olur mu? Olur tabii ki. Ya Cem... Bugün gelişmeleri tatsız bir olayla öğrendim, biliyorum. Ama ben, benden duy isterdim. Aliha'nla tekrar birliktesindir galiba. Evet. Biliyorum sen bu süreçte çok üzüldün. Ama benim niyetim hiç seni kırmak değildi, biliyorsun. Biliyorum Zeynep. Bazı şeyleri ne kadar zorlasan da olmuyor. Ben sizin tekrar bir araya geleceğinizi hissediyordum ama. Gerçekten mi? Ben de tam tersine çok umutsuzdum ama. Gerçek ayrılık bir daha onun yüzünü hiç görmemektir. Böyle dip dibeyken ayrılık olur mu? Hem de bu kadar severken. O yüzden benim de gitme vaktim geldi artık. Nasıl? Gidiyor musun? Burada kalmak için bir nedenim kalmadı. Kevin de annesinden ayrı zorlanıyor. Biletimi aldım yarına. Aliha'ndan da müsaade isteyeceğim. Eminim o da gideceğimi duyduğunda bayağı sevinecektir. Hiç sanmıyorum. Yani Alihan senin gibi birinin gittiğini ancak üzülür. Cem, sen benim tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesisin. Yani her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ben çok mutlu oldum seni tanıdığım. Ben de öyle Zeynep. Umarım birlikte çok mutlu olursunuz. Umarım. Tabii Hira yine bir olay çıkarmazsa. Kadınlar bazen duygularını çok coşkulu yaşıyorlar. Hira da olayları pek iyi yalan izlemedi bence. Sen artık başkalarını düşünme. Kendi mutluluğunu düşün sadece. Öyle yapmaya çalışacağım. Yani umarım. Üzülmese bari kızı. Ya ben de öyle düşünüyorum ama işte ne yapacağım? Zeynep nerede? Cem'le kahve içmeye gitti. Kim? Cem'le, şu Cem var ya hani böyle donuk, kıvır saçlı, sarı. Anladım. Verim sana. Ne yapayım? Gel.
Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyi. İyi, o zaman toplantıya geçelim, bekletmeyelim. Zeynep gelsin, öyle. Zeynep nerede? Cem Bey'le kahve içmeye gitmiş. Hay Allah, açıklama yapacak kesin. Ama kız haklı, yani Hira bin bir türlü laf etti. Cem'in de olan biteni öğrenmiş, senin de ol hakkı. Öyle, bir şey demedim zaten. Bir rahatsızlık var gibi sanki. Normal değil mi sence? Normal. Asıl ben ablanın tepkisini merak ediyorum. Ablam geldi sabah eve. Gösterdi tepkisini. Gitmiş ona Hira, anlatmış her şeyi. Sağ olsun. Hira da iyice abarttı her şeyi ya. Ne dedi ablan? Sence? Yani... zamanla o da alışacaktır olan bir tane tabii. Ama bence Alihan... bir gün al Zeynep'i, git evine. Çal kapısını, biz geldik de oturun, konuşun, ne bileyim. Zamanla o da Zeynep'e alışacaktır. Mantıklı. Düşüneceğim bunu. Gel. Ben toplantıya geçiyorum. Görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Ne yaptın? Cem'le konuştum. Hı hı. Yani o tahmin ediyormuş zaten her şeyi. Artık biliyor da. Sen kızmadın değil mi sana söylemeden gittim diye? Yok, iyi yaptın. Ne dedi? Uçak biletini almış bile gidiyor. Güzel. Yani en doğrusu bu. Ya iyi çocuk, dürüst çocuk. Ama kendi şirketimde sana hisleri olan birini istemiyorum. Tamam? Bakıyorum da... artık o taştan kalbin erimeye başladı, Alihan Taşdemir. Neyse, neyse, bunlar iyi gelişmeler. Yani en azından artık hislerini açıkça söyleyebiliyorsun, iyi. Ama bu şansını zorlamanı gerektirmiyor, değil mi? Geçelim mi toplantıya? Tamam, hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.